Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün yine özel görev teorimize devam ediyoruz. En son şeyde kalmıştık. En son uygun zamanı, zaman ifadesini yazmıştık. Ve uygun zamanın değişmez bir nicelik olduğunu söylemiştik. Şimdi bugün ben şunu yapmak istiyorum. Serbest relativistik parçacı dinamiği. Serbest relativistik parçacığın dinamiği. Buradaki parçacıktan kastımız herhangi bir cisim olabilir, tebeşir olabilir, silgi olabilir, kütle merkezinin hareketinden bahsediyoruz. Fakat parçacığımız relativistik olsun, yani yüksek hızlarda hareket ediyor olsun. Eğer yüksek hızlarda hareket etmiyorsa bile türeteceğimiz denklemler normal Newton mekaniğindeki denklemlere indirgenebilecektir zaten. Relativistik denklemler dolayısıyla ayrıca doğru denklemlerdir, daha kapsamlı denklemlerdir. Fakat hızlar ışık hızıyla kıyaslandığında eğer çok küçük kalıyorsa diğer denklemlere zaten otomatik olarak dönüşüyorlar. Lorentz dönüşüm de o şekilde. Şimdi arkadaşlar, biz şunu yapıyorduk. Klasik mekanik derslerimizi şimdi hatırlayalım. Normal, relativistik olmayan parçacık için klasik mekanikte biz hareket denklemlerini minimum eylem ilkesinden türetiyorduk. Bütün fizik yasaları hepsi minimum eylem prensibinden türetilir. Bu minimum eylem prensibi bizi bir action yazıyoruz, bir eylem yazıyoruz. Bu eylemi minimize ettiğimiz zaman Euler-Lagrange denklemini türetiyorduk. Ve Euler-Lagrange denklemi ne yapıyordu bize? Hareket denklemlerini veriyordu. Şimdi uzay zaman düşünelim şimdi. Hareketli bir parçacığım olacak benim. Hareketli parçacık her zaman, bu arada kütleli parçacıklar, şurası ışığın yörüngesi, x eşittir t'dir. Hareketli parçacık, kütleli parçacıklar daha doğrusu, hareketli diyorum. Kütleli parçacıklar hep ışık hızından küçük hızlarda hareket edeceklerdir. Dolayısıyla kütleli parçacıkların yörüngesi hep şu yörünge üzerinde olacaktır. X eşittir v çarpı t olsun. Şimdi ben bu yörünge üzerinde bir nicelikli, bu düz bir çizgi olmak zorunda da değil, bir eğri çizgi de olabilir. Ama ışın hızı düz bir çizgidir. Böyle v hızıyla hareket eden bir cisim düşünelim. Bu yörünge boyunca bir eylem yazacağız. Eylem şuydu. A ile göstermiştik onu. A eşittir. Bir integral olacak ve bir nicelik burada olacak. Fakat bu eylem için yazacağım nicelik, iki nokta boyunca, o iki noktayı sabit alıyoruz. Başlangıçtaki koşullarımızı sabit kılıyoruz. Buraya yazacağımız nicelik her neyse koordinat ekseninden, yani gözlem çerçevelerinden bağımsız bir şey olmalı. Şimdi bu uzay zamanda şu yörünge için hangi nicelik gözlem çerçevesinden bağımsızdır? Uygun zaman, proper time. Tek nicelik o, bir tek onu yazabiliriz. Uygun zamanımız şuydu. Tau eşittir karekök içerisinde 1 eksi x kare eksi y kare eksi z kareydi. T kare eksi 1'dir. T kare eksi x kare eksi y kare eksi z kare, değil mi? Bu aynı zamanda diferansiyel uzunluklar için de böyledir. Yani çok küçük bir, eğer ben bu yörünge üzerinde çok küçük bir zaman alırsam buna d tau olacaktır. Bu d tau eşittir karekök içerisinde dt kare eksi dx kare eksi dy kare eksi dz kare olacaktır. Değil mi? Ve bütün bunları integre ettiğimiz zaman bütün bu iki nokta arasındaki eylemimiz de minimum olmuş olacaktır. O halde şu integral içerisinde yazabileceğim tek şey delta olur. Relativistik parçacık için ve serbest olacak ama. Herhangi bir alan etkisi değil. Daha sonra bunu bir parçacı bir alanla etkileştirebiliriz. Alan teorisinden bahsettikten sonra, klasik alan teorisinde. O halde bizim eylemimiz integral karekök içerisinde dt kare eksi dx kare eksi dy kare eksi dz kare olacak. Fakat bu daha çok eylem denkleminde şöyle bir şey vardı. Klasik mekanik eğer hatırlarsak. Eylem şöyleydi. İntegral var. Bir Lagrange'ni yazıyorduk. Sonra dt yazıyorduk, değil mi? Bunu ona benzeteceğim yani. Bunu ona benzetmem lazım. Dolayısıyla şu karekök d
dışında bir integrasyon değişkeni olarak dt olmalı. Şimdi bu formda yazdığım zaman gözükmüyor o. Ama buna benzetebiliriz. Çok kolay. Her iki tarafı dt ile çarpıp dt ile bölersek dt'yi de karekök içerisinde alırsın. Şu aşağıdaki dt'yi karekök içerisinde alırsak bizim yazacağımız eylem şu olur. 1 eksi dx bölü dt kare dx bölü dt'nin karesi eksi dx dy bölü dt'nin karesi eksi dz bölü dt'nin karesi karekök içerisinde ve dt olur. Şimdi standart yazdığımız eyleme benzedi değil mi? O halde şu integral içerisindeki şey biz Lagrangian diyoruz. Bu parçacığı Lagrangian'ı yazdım. Lagrangian'ı bilmem lazım ki hareket denklemlerini elde edeyim. O halde Lagrangian'ımız şu. Karekök içerisinde 1 eksi evet dx bölü dt de hızdır. Hızın x bileşeni, hızın y bileşeni, hızın z bileşeni. Onu da x eksi parantezine alırsam bu aynı zamanda x nokta kare artı y nokta kare artı z nokta kare şeklinde de yazabilirim bunu. Fakat tam değil şimdi. Şimdi burada hareket eden parçacığımız genelde kütlesi var. Dolayısıyla bu burayı bir şeyle de çarpmamız gerekir. Kütle bir parametre olarak denklem içerisine gelir ve eksi m ile çarpmamız gerekir. Eksi işaretinin olmasının sebebi hareket denklemlerinde kütle pozitif olarak gelsin diye buraya eksi m ile çarpmış oluyoruz. O halde Lagrangian'ımızda bir de eksi m var. Onu da yazıyoruz. M de burada sadece bir parametredir. Eğer eylem koordinat ekseninden bağımsızsa onu herhangi bir sayıyla çarparsak yine bağımsız olur. Bu M burada herhangi bir sayı olmuş oluyor ki o da parçacığın kütlesidir. O halde Euler-Lagrange denklemi bu. Şimdi bunu yazdıktan sonra hareket denklemlerini biliyoruz biz. Hareket denklemlerin Euler-Lagrange denklemiydi. D bölü dt en genel halini yazacak olursak dqi nokta, qi noktalar genelleştirilmiş hızlar. Bu eşittir dl bölü dqi genelleştirilmiş koordinat. Kaç tane koordinatımız varsa o kadar denklem vardır. Mesela x için yaparsak y ve z içinde aynı denklemler olur. Burada 3 tane denklem var. Çünkü 3 tane koordinatımız var. Bu şöyle olacak. O halde d bölü dt dl bölü dx nokta eşit olacaktır. dl bölü del x. Şimdi parçacığımız serbest parçacık. Yani üzerinde herhangi bir kuvvet yok ya da bir potansiyel içerisinde hareket etmiyor. Dolayısıyla Lagrangian x'ten bağımsız denklemin sağ tarafı 0 olacak. Peki x noktaya bağımlılığı var mı? Var. Şurada var. Eğer alırsak d bölü dt Lagrangian x nokta göre türevini alırsak bu eksi m zaten çarpan olarak geldi. İçin türevini alacağız. Şunun türevi 0. X nokta karenin türevi eksi 2 tane x nokta. Bir eksi de burada vardı. Artı orada 2 tane x nokta oldu. Bölü 2 tane karekökün kendisi. 1 eksi v kare. Şimdi ben buraya 1 eksi v kare yazdım. Çünkü şurası vx kare artı v kare artı vz kare. Onu da yazayım isterseniz açıkça. Şurası eksi m çarpı karekökte 1 eksi vx kare eksi vy kare ya da eksi parantez alırsak artı vz kare olur. Bunun hepsi zaten v karedir. Çünkü v kareden kastımız şu arkadaşlar. V ile v'yi ve hız vektöre büyüklük skaler olarak çarpmak demektir. V'nin 3 bileşeni olduğu için v kare eşittir. Vx kare artı vy kare artı vz kare. Tamam. Dolayısıyla şu paydadaki v kare açılımı vx kare artı vy kare artı vz kare ya da x nokta kare artı y nokta kare artı z nokta kare. Onu özet şeklinde 1 eksi v kare yazdım. Evet, hızdan murat edilen o zaten. Dolayısıyla ikiler sadeleşti. Bu da eşittir 0. Şu parantez içindeki şey momentum. Bu hareket denklemi şunu söyler. Eğer bir parçacık bir potansiyel altına hareket etmiyorsa, parçacık sabitse basitçe momentumu korunur. Momentumun korunum ifadesi. Parantez içindeki şey momentum. M çarpı V. Ama şimdi normal momentum değil artık. Normal Newton mekaniğindeki momentumumuz kütle çarpı hızdı. Parçacık relativistik olunca bir düzeltme geldi. Karekök içerisinde 1 eksi V kare oldu. O halde şimdi bu momentum farklı bir momentum. Newton mekaniğindeki gibi farklı bir momentum değil. Aslında burada değişen hız olmuş oldu. Şu hız. Şimdi bu hıza biz V demeyelim. V dediğim şey X nokta
Ama bu hıza u diyelim. U eşittir x nokta bölü karekök içerisinde 1 eksi v kare. Bir de bunu şeye bölelim. Işık hızı da denklemimizde olsun istiyorsak c kareye böleceğiz. Çünkü yukarısı zaten hız. Evet, 1 eksi v kare bölü c kare olacak. Şimdi bu u relativistik hız, hızın x bileşeni aslında, değil mi? Bu da normal hızın x bileşeni. Bu relativistik düzeltme. Bu denklem bakın u'nun hiçbir zaman ışık hızına ulaşamayacağını söylüyor. Eğer v c olursa, yani ışık hızına ulaşırsa bu sefer u ne olur? Sonsuz olur. 1 bölü 0 sonsuz olur. Yani tanımsızdır. Hiçbir kütleli parçacık ışık hızına ulaşamaz. O halde şurası p, büyük p olacak. M çarpı u olacak. Şimdi bir momentum, relativistik bir momentum artık dolayısıyla tanıtmış oluyoruz. Bunu, bu denklemi bu arada y ve z için de çözersek aynı şey olur. Onları yazalım isterseniz. U eşittir ux vx bölü 1 eksi v kare. Uy relativistik hızın y bileşeni, normal hızın y bileşeni bölü 1 eksi v kare. Aynı şekilde z bileşeni de vz bölü 1 eksi v kare. Şimdi ben normal hızı şöyle tanımlamıştım. Normal hızımız mesela hız x eşittir dx bölü dt'dir, değil mi? Şöyle tanımlamıştık biz. Bu normal hız. Fakat relativistik hızı böyle tanımlamayacağız artık. Ben daha önce dörtlü vektörü tanıtmıştım. X mü demiştik. Şöyle bir x mü tanıtmıştık. Bunun dört tane bileşeni vardı. Birinci bileşeni t, diğer bileşenleri x, y ve z idi. O halde bir u mü tanımlıyoruz. Dört hız. Dört hız ya da dörtlü hız. Bu tanım gereği şöyle olacak. Dx mu bölü dt değil de d tau. Neden d tau? Şimdi sebebi şu. Bunu eğer açarsak arkadaşlar, çünkü hızla normal hız arasında bu ilişki olduğundan dolayı. Kim bize bunu söyledi? Euler'in Lagrange denklemi sonucu bu denklemi öğrendik. Burada 1 bölü d tau var. Ben bunu açarsam eğer, şurası dx mu bölü dt çarpı dt bölü d tau. Şu dt bölü d tam'ın 1 bölü 1 eksi v kare bölü c kare 1, evet, 1 kare kök içerisinde 1 eksi v kare olması gerekir. Şundan dolayı biz uygun zamanı d tau eşittir, ne demiştik, kare kök içerisinde 1 eksi neydi, d tau neydi, t kareydi, değil mi? Şöyleydi, t kare eksi x kare eksi y kare eksi z kareydi, değil mi? Böyleydi, dt eşittir dx bölü. D tau şu, tanım, uygun zaman. Her iki tarafı dt ile çarpıp dt bölersek, şurası karekök içerisine girmişti hatırlayın. Dolayısıyla d tau eşittir karekök içerisinde 1 eksi hız artık oldu. Vx kare, vy kare, vz kare. Dolayısıyla v kare, dt dışarıda kaldı. Dolayısıyla dt bölü d tau eşittir 1 bölü 1 eksi v kare. Bakın, karekök içerisinde. Doğru. Karekök. Dolayısıyla u mü dediğim şey normal hız, bir de bölü 1 eksi v kare bölü t kare. Ondan dolayı biz dörtlü hızı şu şekilde tanımlayacağız. Dörtlü hızı bu şekilde tanımlayınca bunu kütleyle çarptığımız zaman da dörtlü momentum olacak. Dörtlü momentum olacak. Ona da p mü diyeceğiz. Peki dörtlü hızın sıfırıncı bileşeni nedir bu arada? Şimdi dörtlü hızı u mü diyelim. U mü 3, 4 tane bileşeni var. U0, Ux, Uy ve Uz'dir. X, Y, Z normal hızın 1 bölü 1 eksi V kare bölü C kare ile çarpımıdır. Değil mi? Vx bölü 1 eksi V kare bölü C kare. U0 ise şudur arkadaşlar. Hemen tanımı kullanıyorum. U0. U0 eşittir Dx0 bölü delta. Dx0 dediğim şey dt'dir. Dt bölü delta. Bu da basitçe 1 bölü 1 eksi karekök içerisinde v karedir. Tamam. Böylece bir dörtlü hız tanımladık. Sıfırıncı bileşeni 1 bölü 1 eksi v kare bölü c kare. X bileşeni vx bölü 1 eksi v kare bölü c kare vesaire. Şimdi dörtlü momentum tanımlıyoruz. P mu, bu da eşittir parçacığın kütlesi çarpı u mu olacak. O halde momentumun da dört tane bileşeni var. Sıfırıncı bileşeni şu. P
P0 eşittir M çarpı U0 X inci bileşeni M çarpı UX UX Y inci bileşeni M çarpı UY ve Z inci bileşeni de M çarpı UZ olacak. Şimdi şu X, Y, Z bileşenleri biliyoruz. Normal momentumun X, Y, Z bileşenleri bir de relativistik düzeltme eklendiği zaman X, Y, Z bileşen oluyor. Peki bu sıfırıncı bileşeni nedir? U sıfırı ben az önce dt bölü dt bu şekilde olduğunu gösterdim. Dolayısıyla momentumun sıfırıncı bileşeni arkadaşlar M bölü karekök içerisinde 1 eksi V karedir. Peki bu nedir? Şimdi cevabını söyleyeyim. Daha sonra neden cevabının olduğunu söyleyeyim. Momentumun sıfırıncı bileşeni enerjidir. Enerji. Neden enerji? Biz eğer enerjiyi merak ediyorsak kime bakacağız? Hamiltonian'e bakacağız. Hamilton mekaniğini şimdi hatırlıyoruz. Hamilton denklemlerini hatırlıyoruz. Ve Hamiltonian'in tanımını şimdi kullanacağız. Hamiltonian enerjidir. Ve Hamiltonian'in tanımı çok geneldir. Hatırlamayan arkadaşlarım için bir daha yazıyorum. Yine genelleştirilmiş koordinatlar PI çarpı QI nokta eksi Lagrangian'imizin kendisi. PI momentum, QI o momentumun QI noktada evet hız oluyor. Kaç tane koordinat varsa hepsi üzerinden toplanıyor. Benim relativistik parçacı 3 boyutlu uzayda hareket ediyor. Bir de T boyutu var. Bu uzay boyutu üzerinden 3 tane denklem var burada. Bir de Lagrangian'imiz var. Ben Lagrangian'i yazmıştım daha önce. Lagrangian'imiz şu. Eksi m çarpı karekök işte 1 eksi v kare değil mi? Lagrangian bu. Bileşenlerini açık bir şekilde yazalım. Şurası px çarpı vx artı py çarpı vy artı pz çarpı vz. Eksi bir de Lagrangian olacak. Bir de eksi burada vardı. Artı m oldu. Karekök içerisinde 1 eksi v kare. Bakalım bu parçacığın Hamiltonian'ı hangi ifade ile veriliyor. Şimdi Px'i buldum. Px normal momentum. Relativistik düzeltme ile birlikte yazılması gerekir. Px dediğim şey m çarpı vx bölü karekök içerisinde 1 eksi v kare olacak. Şu v kare içerisinde vx kare artı v kare artı vz kare var. Bir de vx'e çarpıldığı için böyle olacak. Artı m çarpı vy kare bölü karekök içerisinde 1 eksi v kare artı m çarpı vz bölü karekök içerisinde 1 eksi v kare artı m çarpı karekök 1 eksi v kare. Hepsinden m ortak parantezine alırız. Dolayısıyla vx kare artı vy kare artı vz kare olacak. O da v karedir. Dolayısıyla yukarısı paydalar zaten eşit. Yukarısı m çarpı v kare bölü karekök içerisinde 1 eksi v kare olacak. Artı m çarpı karekök içerisinde 1 eksi v kare. Bu ikisini toplama yapabilmek için paydaları eşitleyelim. Şurayı karekök içerisinde 1 eksi v kare ile çarparsak yukarısı ne olur arkadaşlar? M çarpı v kare artı m çarpı karekök kalkar 1 eksi v kare olur. 1 eksi v kare. Aşağıda da 1 eksi karekök içerisinde v kare kalır. Evet m çarpı m var. M çarpı m. Bir de eksi m v kare. Artı m v kare ile sadeleşir. Böylece Hamiltonian m bölü 1 eksi v kare olur. Bakın bu nedir? P sıfırdır evet. Şuraya gelelim. Momentumun sıfırıncı bileşeni. Demek ki momentumun sıfırıncı bileşeni enerjidir. Ancak şimdi tam burada ışık hızı gözükmüyor. Işık hızını birazdan koyacağız. Işık hızını birazdan koyacağız. Hemen şimdi koyalım isterseniz. Şuradan koyalım yerine. Ne olacak? Şimdi bu momentum, momentumun sıfırıncı bileşeni. Şurası enerji olduğuna göre, enerji birimi joule'dur. Joule'un açılımı da kilogram çarpı metre kare bölü saniye kare. Dolayısıyla şu aşağısı zaten birimsiz olmalı. Birimsiz olabilmesi için burayı c kareye böleceğim. Fakat burası kilogram. Bir de metre kare bölü saniye kare. Yani hızın karesiyle çarpmam gerekir. O da c kare ile çarpacağız. Böylece momentumun sıfırıncı bileşeni mc kare bölü 1 eksi v kare bölü c kare. O halde p mü'yü dörtlü momentumu
tanıdık şimdi. Bu da bir dörtlü vektör olmuş olur. Bunun sıfırıncı bileşeni enerji. Diğer bileşenleri de momentumun x, y ve z bileşenleri olmuş olur. Relativistik düzeltmelerde dikkate alınması gerekir. Bu da dörtlü momentum. Şimdi şu enerji ifadesini bir miktar açalım. Kontrol edelim. Ondan daha evvel bir küçük bir şey yapalım şimdi. Küçük bir binom açılımını hatırlayalım. Küçük bir matematiksel teoremdir bu. Bu şöyledir. Şöyle bir açılım düşünelim şimdi. 1 artı epsilon üzeri p, bu şöyle açılır. Buna binom açılımı denir. Standarttır bu. 1 artı epsilon defa p artı p çarpı p eksi 1 bölü 2 faktöriyel çarpı epsilon kare artı p çarpı p eksi 1 çarpı p eksi 2 bölü 3 faktöriyel çarpı epsilon küp artı nokta nokta böyle devam eder. Eğer epsilon yeterince küçükse şu ilk iki terimi almak yeterlidir. Güzel, iyi bir yaklaşıklık olur. Şimdi şu açılımı yapalım. Karekök içerisinde 1 eksi v kare açılımını yapalım. Bunu şöyle de yazabiliriz. 1 eksi v kare üzeri eksi 1 bölü 2 yazarız. Şu denkleme benzetmeye çalışıyorum. Burada epsilon eşittir eksi v kare, p de eksi 1 bölü 2. O zaman ilk iki terimi yazarsak 1 artı v kare bölü 2 olur değil mi? 1 artı v kare bölü 2 olur. 1 bölü 1 eksi v kare yaklaşık olarak buna eşittir. V yeterince küçükse, kime göre? Işık hızıyla kıyaslandığı zaman. Şimdi şu enerji ifadesini dolayısıyla açalım. Önce ışık hızı olmasın. Bizim enerjimiz şuydu. Bunu artık E diyelim. M bölü karekök içerisinde 1 eksi V kare. Binom açılımı yaparsak M zaten vardı. 1 bölü 1 eksi V kare karekök içerisinde açılımı 1 artı V kare bölü 2'dir. 1 artı V kare bölü 2. Ve bunu açarsak M artı 1 bölü 2 M çarpı V kare. Şimdi enerji biriminde olduğu için ışık hızını uygun yerlere koyacağız. Şurası joule biriminde olduğundan dolayı şurası ne olacak? C kare ile çarpılmalı. Burası zaten joule biriminde. C oraya gelmeye gerek yok. O halde bakın relativistik enerji de yazmış olduk. Bu V hızıyla hareket eden bir parçacık enerjisi. İkinci kısım kinetik enerjisine tekabül eder. Hızı olduğu için kinetik enerjisi. Birinci ifade mc karede durgun kütle enerjisi denir. İster hareket etsin, ister etmesin. O enerji orada var. Niye? Kütlesi olduğu için. Diğeri de hareketinde tekabül eden, hareketli olduğundan dolayı sahip olduğu enerji, ona da kinetik enerji diyoruz. Relativistik enerji de yaptık. Peki, son bir şey yapalım şimdi arkadaşlar. Şimdi kütlesiz parçacıklar da var değil mi? Mesela fotonlar kütlesiz parçacıklardır. Kütlesiz parçacıkların enerjilerini nasıl ifade edeceğiz? Kütlesiz parçacığı enerjisiz diyemeyiz. Foton eğer hareket ediyorsa bir enerjisi vardır. Ve yeterince yoğun bir şekilde bir yüzeye çarptırırlarsa oraya momentum transferinde bulunurlar. Yani yeterince momentum üzerinize geldiği zaman sizi geri teptirebilir. Eğer flux yeterince büyükse. Şimdi enerjinin şu tanımını kullanırsak m bölü karekök içerisinde 1 eksi v kareyi kullanırsak ve m yerine 0 koyarsak, eğer parçacığın kütlesi 0'sa o zaman hızı ışık hızıdır. Çünkü tüm kütlesiz parçacıklar ışık hızıyla hareket ederler. O zaman v yerine de 1 koymamız lazım ışık hızı. O zaman 0 bölü 0 olur değil mi? 0 bölü 0. Kütlesiz parçacıklar için enerjinin bu tanımı bize faydalı bir bilgi vermiyor. Daha farklı bir tanım gerekir enerjinin. Onu da şurada yapalım şimdi. Başka bir yolumuz var. Biz şimdi dörtlü momentuma dörtlü momentumu şunu yapalım. P0'ın karesi eksi Px'in karesi eksi Py'nin karesi eksi Pz'nin karesi. Burada her birisi dörtlü momentum. Bu momentumun sıfırıncı bileşeni olmuş olur. Peki momentumun sıfırıncı bileşeni neydi? Enerjidir zaten. Acaba bu neye eşit? Ona bakmak istiyoruz. Önce şuradan bak. Dörtlü hızlarla yapalım bunu. Şunu yapalım. U0'ın karesi eksi Ux'in karesi eksi Uy'nin karesi eksi Uz'nin karesi. U0
kalsın böyle. U0'ın karesi kalsın. Eksi Ux'in karesi neydi? V kare. Ux dediğim şey Vx'in karesi bölü 1 eksi V kareydi değil mi? Karekök içerisinde. Ama karesini aldığım için böyle oldu. Evet, U dörtlü hızın x bileşeni. V normal hızın x bileşeni Vx. Dolayısıyla şu relativistik etki de dikkate aldım. Karekökünün karesini aldım. Böyle oldu. Eksi aynı şekilde Vy kare bölü 1 eksi V kare olur. Aynı şekilde eksi Vz kare 1 eksi V kare olur. Bu neye eşittir diye merak ediyoruz. Şurası U0'ın karesi. Evet, U0'ın karesi de 1 bölü U0'ın kendisi, az önce gösterdim ki 1 bölü 1 eksi V kare, karekök içerisinde. Karesini aldığım için 1 bölü 1 eksi V kare olacak. Eksi, şimdi eksi parantezini alırsam burası Vx kare, Vy kare, Vz kare olur. Dolayısıyla V kare. Bölü bunun paydası da 1 eksi V kare. Bu eşittir. 1 eksi V kare bölü 1 eksi V kare. Yani 1. Şu sonuç arkadaşlar 1'e eşittir. Şimdi bunu kullanarak bir şey yapacağız. Her iki tarafı, şu denklemi kullanacağım ben. Her iki tarafı kütleyle çarpalım. Daha doğrusu kütlenin karesiyle çarpalım. Burası şöyle olur. M çarpı U0'ın karesi olur. Eksi M çarpı UX'in karesi. Eksi M çarpı UY'nin karesi. Eksi M çarpı UZ'nin karesi. Eşittir. 1 olduğu için her tarafı M kareye çarptığı için karşı taraf M kare olacak. Şimdi burası P0 oldu. Momentumun sıfırıncı bileşeni. Momentumun sıfırıncı bileşenine enerji demiştik. Dolayısıyla burası E kare oldu. Diğer eksileri karşı tarafa atalım. Bir kere karşı tarafta M kare var. Artı bir de ne var? M çarpı UX dörtlü momentumun X bileşeni. PX kare artı PY kare artı PZ kare. Ona da P kare diyelim. Böylece bakın enerji neye eşit oldu? Karekök içerisinde M kare artı P kare. Ama bu tam enerji biriminde değil. Bunu enerji biriminde yapalım şimdi. Yani ışık hızlarını uygun yerlere koyalım. Şurası m kare olduğu için bunu kilogram metre kare bölü saniye kare yapmak için bunu c kare, c üzeri 4 ile çarpmamız lazım değil mi? Daha doğrusu burası enerjinin karesi olacak. Kilogram metre bölü saniye, metre kare bölü saniye karenin karesi. O zaman burası c 4 ile çarpılmalı. Burası da momentum, enerji olsun diye bunu da c kare ile çarpacağız. Buna relativistik enerjinin diğer bir ifadesi denir. Kütlesiz parçacıklar için şimdi m yerine 0 koyacağız. Eğer m eşittir 0 olursa kütlesiz parçacığın enerjisi şurası 0 oldu. P çarpı c olur. P kare çarpı c kare. Karekök dışına çıkarsa enerji eşittir p'nin mutlak değeri çarpı c olur. Bu da kütlesiz parçacığın enerjisi olmuş oldu. Mutlak değeri almamızın sebebi şu. Sağ tarafa hareket ediyorsa parçacık momentumu pozitiftir. Sol tarafa hareket ediyorsa negatiftir. Çünkü momentum vektöre bincelik. Ama enerji negatif olmayacağı için biz onu mutlak değer içerisine aldık. Karekök dışına o şekilde çıktı. İster momentum pozitif olsun ister negatif olsun. Mutlaka enerji pozitif olmalı. Dolayısıyla mutlak değer içerisine almak zorundayız. Şimdi evet. Başka bir şey kaldı mı? Anlatacağım. Ben başka bir şey kalmadı. Eğer sorularınız varsa sorularınızı alayım. Bugünkü ders planını şey yaptım. Sorunuz var mı? Abdülhatif Bey siz. Tamam. Peki. Bu dersi burada bırakalım. Diğer dersimizde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.